İnsan çektiği acılardan bir şeyler öğreniyor. Onlarla içi yoğruluyor ve tatlı bir dille de ortaya Arşiv Esen'in söylediği gibi şeyler çıkabiliyor tabii ki. Çiçeği özünde nasıl olduğunu algılamış, kendi yaşadığı zorlukları çiçekle özdeşleştirmiş. Hem çiçeği bir yandan tanımlarken hem de kendi içinde yaşadığı zorlukları da birbirine benzeterek her bir güzelliğin yanında bir de çirkin olabileceğini, her bir iyiliğin yanında bir de kötülüğü olabileceğini, her bir kolaylığın yanında bir de zorluğu olabileceğini çok net, çok güzel ifade etmiş. Küçük yaşlarda gözünü kaybetmiş ama o kaybettiği gözle kendi içine asıl gözün görmediğini, içinin görebildiğini fark etmiş ve toprakla bağını iyice kuvvetlendirmiş. Çiçekleri o kadar güzel betimlemiş ki insanın duygulanmaması mümkün değil. Aynı zamanda bu insanın da 21 Mart gibi yeni gün dediğimiz, bahar günü dediğimiz, yeni yılın başlangıcı dediğimiz 21 Mart günü de hayatını kaybetmesi, ölmesi, vefat etmesi çok enteresan geliyor bana. Tesadüf de değil gibi geliyor. Nasıl olduysa Çiğdem'den yola çıktık, Aşık Veysel aklımıza geldi. 21 Mart'ın olduğu gün çekilen bu programda Aşık Veysel'i almış olduk. Tamamen doğaçlama oldu. Bence bu da tesadüf değil. Çiğdem der ki ben alayım yiğit, başına belayım. Hepsinden ben alayım, benden ala çiçek var mı, çiçek var mı? Al baharlı mavi dağlar, yârim gurbet elde ağlar, elde ağlar. Tanrı benim boyum neden eğri? Yardan ayrı düştüm gayrı, benden hala çiçek var mı, çiçek var mı? Çayır çimen doldu dağlar, yârim gurbet elde ağlar, elde ağlar.